Siyasetin zaten oldukça yoğun olan gündemine bir de Sedat Peker'in her hafta yayınladığı artık rutin hale gelen bir dizi haline dönüşen video mesajlarındaki anlatımları ve orada yer alan, deyim yerindeyse, zehir zembek iddialar eklendi. Şimdi gelin o iddiaların ve son bölümde dile getirilenlerin siyaseti nasıl etkileyebileceğini ve bundan sonra siyaset sahnesinin nasıl şekillenebileceğini konuşalım. Bir uzmanla, siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Ahmet Özer'le konuşacağız. Gayret Akşam Haberlerine konuk oluyor. Sayın Özer, iyi akşamlar efendim. Merhaba. Zafer Bey, merhaba. Şimdi efendim, siyasetin rutin gündeminde muhalefet, iktidar, işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı kamplaşması, karşılaşması, seçim tartışmaları, anayasa tartışmaları, efendim işte seçim propagandası için oraya giderdin, gidemezdin. Ama her pazar bir yeni bölüm halinde Sedat Peker'in iddiaları ekleniyor buna. Son iddialarla ilgili ve bunun siyasete nasıl etki edebileceğine ilişkin sizin yorumunuzu almak isteriz. Aslında bu zaten siyasetin bir ürünü, günümüzde yaşadığımız siyasi ilişkilerin bir ürünü. Çünkü bir süredir Türkiye'de sistem tıkanmış, bununla birlikte siyaset kirlenmiş ve aynı zamanda bir iktidar kayması da yaşanmaktadır. Dolayısıyla siyaset, mafya, devlet uzunca bir süredir böyle bir ilişki ağı içerisinde olduklarını görüyoruz. Hatırlarsanız geçmişte de Sedat Peker benzeri bir takım adamlar, işte Abdullah Çatlı ve onunla iş tutan milletvekilleri, emniyet müdürleri ve siyasetçiler vardı. Bunlar bir takım ilişkiler içerisinde olduklarında devlet için iş yaptıklarını söylüyorlardı. Vatan, bayrak, ezan diyerek insanları öldürüyorlardı. Örneğin işte Lütfi Topal'ı öldürdüler İzmir'de, Kürt iş adamlarını öldürdüler. Ve buralardan nemalandılar. Yani onlardan arta kalan mallara, mülklere el koydular. Hatta uyuşturucu trafiğini de yönlendirdiler, ele geçirdiler. Şimdi siyasetin özellikle meşruiyet kaybettiği, devletin güçsüzleştiği bir dönemde daha çok bu mafyozi ilişkiler ortaya çıkıyor. Bu mafyozi ilişkileri de hakikatında devlet besliyor, siyaset besliyor. Mesela bir dönem işte Sedat Peker, ben bir takım akademisyenlerin işte kanında banyo yapacağım dediği zaman ya da mitingler yaptığı zaman herkes hayretle bakıyordu. Bir suç örgütünün başı nasıl bunu yapıyor? Arkasında bir devlet olmazsa, bir siyasi güç olmazsa, iktidar gücü olmazsa, bir mafyacının, bir çetecinin, bir suç örgütü başının bunları yapamayacağı ayyan beyan ortadadır. Dolayısıyla ortaya çıktı ki zaten Sedat Peker'i bir biçimde devlet kullanmış, Sedat Peker de dönüp devleti kullanmış ve o arada kendine rant sağlamış, onun üzerinden büyük bir alan açmış. Peki bu ilişki nerede çatladı, su yüzüne çıktı? Bana göre asıl işin önemli noktalarından bir tanesi de bu. Bu daha çok bu Azeri iş adamı Mübariz Mansimov'un, efendime söyleyeyim, ilişkileriyle ortaya çıktı. Burada sorulması gereken birkaç soru var Zafer Bey. Birincisi, Mübariz Mansimov bir yüzbaşı rütbesinde bir KGB ajanı iken kısa bir süre içinde 280 civarında bir gemi filosuna sahip oluyor. 3-4 milyar dolar ciro yapıyor ve daha sonra Lukoil, Rusların ve Azerilerin Sokar dediğimiz büyük şirketlerinin, devlet tekellerinin aracısı olarak petrol taşımacılığı yapıyor. Ve anlaşılıyor ki ekonomik olarak güçlenen bu kişi siyasal gücü de talep ediyor. Azeri gazetelerine bakarsanız orada Mansimov'un bundan sonraki yapılacak seçimde
Cumhurbaşkanı adayı olacağını bir zatihi eski Cumhurbaşkanı Elçi Bey'in oğlu söylüyor. Dolayısıyla ip buradan kopuyor. Böyle olunca da Sokar ve Lukoil onun bir takım sözleşmelerini iptal edince Londra mahkemelerinde tahkime gidiyor. Fakat tahkim sürecinde sözleşmeleri kuvvetli olduğu için kazanacağı kesin gözüyle bakılan bu işlerden vazgeçirilmesi için Türkiye'de birileri devreye giriyor. Şimdi burada iki soru daha gündeme geliyor. Bir, bu Mansimova Türkiye'de kim aracılık etti? Ona yurttaşlık, vatandaşlık kim verdi? Ve Mehmet Ağar'ı ile onun ilişkisini kim sağladı? Çünkü Mehmet Ağar'ın Mansimov'un bu davalardan vazgeçilmesini sağlayan bir aktör olarak ortaya çıktığı iddiası söz konusu. İkinci noktada Mansimov kendisini korumak için devlete, iktidara, hukuka başvurmuyor. Bir suç örgütü liderine başvuruyor beni koruyun diye. Dolayısıyla ipin koptuğu nokta burası. Burası gözden kaçırılıyor. Bunun üzerine ilişkiler ağı ortaya çıkmasın diye iktidara yakın olan, iktidarda milletvekili olan Ağar'ın herhalde etkisiyle ve Peker'in yine iddiasıyla İçişleri Bakanı'nın kendisine bilgi sızdırması sonucunda yurt dışına çıkıyor. Ve dönüş biletim dediği kişi Nisan'da geri dönmesi gerekirken dönmediği için bu sefer bu ifşaatlara başlıyor. Şimdi evet. Bu ifşaatlarda 3-4 tane temel unsur var. Bir kere ilk söylediklerinden yola çıktığımız zaman Mansimov ve Mehmet Ağar ilişkisi, Mehmet Ağar'ın oğlunun bir işte cinayet işine karıştığı iddiası, sonrasında geldiğimiz zaman İçişleri Bakanı ile olan ilişkileri, sonrasında Kıbrıslı gazetecinin öldürülmesi, sonraki olayda Uğur Mumcu'nun öldürülmesi olayına kadar yurt içinde gelişen olaylar zincirini ifşa etti. Şimdi, evet, hocam şimdi bu işlerin bunlar de bizatihi içinde. Evet, Sayın Ahmet Özel, şimdi bütün bunlar tabii ağırlıklı olarak iç politikaya yansımaları olabilecek, sorgulanmaya muhtaç ilişkiler. Ama Sedat Peker zaman zaman da dış politikaya dair ve dışarıda Türkiye'nin başını derde sokma potansiyeli bulunan ifşaatta bulunuyor. Mesela evet, geçen videosunda işte Venezuela ile gemi ticareti Binali Yıldırım'ın oğlu üzerinden bir takım iddialar dile getirdi. Pazar günü ise, yani dün yayınladığı videoda ise Türkiye'nin aslında son 10 yıldır tartıştığı Suriye'deki iç savaşa bir anlamda müdahil olacak şekilde oraya bir askeri malzeme sevkiyatına dair yeni bir tartışma ortaya attı. Şimdi bu evet, sadece iç politikadaki aktörleri değil, Türkiye'nin dış politikadaki konumunu da ilgilendirecek bir şey. Bu nereye kadar yürüyebilir ve gerçekten de bu iddialar eğer kanıtlanırsa, başka aktörler de konuşursa, Türkiye'nin başına dert açmaz mı bu? Açar. Şimdi bunu şunun için hatırlattım Zafer Bey. Şimdi bütün iddialar çok önemli. Mehmet Ağar, Tolga Ağar, Korkut Eken, efendime söyleyeyim Mansimov, kendi ilişkileri, Süleyman Soylu ile olan ilişkiler. Burada bir tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani bu 7 tane, 8 tane video oldu. Her videodan sonra yeni bir olay geldiğinde sanki eskisi unutuluyormuş gibi, sanki onlar artık önemsizmiş gibi bir algı da oluşuyor. Bu asla olmamalı. Yani bir sonraki videoda açıklanan olay bir önceki videoda açıklanan olayının üstünü örtmemeli, onu unutkanlığa getirmemeli. Dolayısıyla Sedat Peker'in videolarında elbette sizin de vurguladığınız gibi iki yan var. Bir, iç kamuoyunu ilgilendiren, içe yönelik bu bahse konu olaylar. Bir de son iki videoda Venezuela'da eski başbakanın oğluyla ilgili, özellikle uyuşturucu ticaretiyle ilgili iddiası ve daha da vahimi en son videoda da Suriye ile olan o çatışmalarda eskiden beri iddia edilen bir takım iddiaları doğrular nitelikte bir takım vakaları gündeme getirmesidir. Yani ne deniliyordu? İşte El Nusra ile IŞİD aslında ikisi de kaydeden ayrılmış iki parça. Biri Şam devleti, hemen devlet kuralım, biri biraz sonra kuralım gibi çok böyle bir takım nüanslar var aralarında. Ama anlaşılıyor ki
onun ifadeleriyle daha önce sıklıkla hem muhalefet tarafından iddia edilen, hem bazı gazeteciler tarafından iddia edilen, hem de uluslararası kamuoyu tarafında dillendiren bir takım iddialar vardı. Bu bir takım silahların Nusra terör örgütüne gittiğine dair, fakat bunların hepsi yalanlanıyordu. Şimdi tabii ki gene işte yalanlanabilir, ama bunların araştırmaya, efendime söyleyeyim, çok muhtaç olduğu, söyleyen kişinin bizatihi işin içinde olduğu ve söyleyen kişinin tırlarla oraya bir takım yardımlar gönderdiği, bu da ayrıca bir tartışma konusu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti dururken o dönem bir çeşit öne çıkarılan, bir yerde baş tacı yapılan bir suç örgütünün başı, efendime söyleyeyim, Bayır Bucak Türkmenlerine yardım gönderdiği iddiasıyla. Şimdi hocam, yani orada suç örgütü lideri Sedat Peker, tabii ki aslında hep organize suç örgütü lideri olarak ya da bu tür kirli işleri görmüş birisi olarak onun rahatlığıyla konuşuyor. Ben yaptım bunu diyor, evet, ve iftiharla anlatıyor, ama devletin bilgisi dahilinde yaptığını söyleyerek bir anlamda suç ortaklarını da ele verme çabası içinde. Hocam, şimdi lafı biraz da şeye getirmek istiyorum. Son videosunda Sedat Peker bugüne kadar hep böyle Tayyip abim, Tayyip abi filan diye çok fazla incitmemeye çalıştığı, çok fazla kırmamaya çalıştığı ve hedefteki insanlarla arasına mesafe koymaya çalıştığı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı da biraz hedef almaya niyetli olduğunu ima eden ifadeler kullandı. Mesela dedi ki, bir sonraki videoda sizinle helalleşeceğiz dedi. Şimdi pek çoğu, evet, bunu sizinle de hesaplaşacağız, yani niye koruyorsun, evet, bunları gibilerden. Bu nereye götürür gündemi? Yani bir aşamada Tayyip Erdoğan'ı da bizzat hedef alarak, onunla geçmişteki ilişkilerini de ifşa ederek başka bir yere mi taşıyacak bu tartışmayı? Ne diyorsun? Zaten Zafer Bey, zaten bu son videoda açıkladığı olaylar zinciri içerisinde bir petrol ticaretinden bahsediyor. Ve bu petrol ticaretini organize eden kişinin de sarayda idari işler işte başkanı olan bir kişi olduğunu ve petrol paralarının da Berat Albayrak'a gittiği yolunda çok önemli bir ifşaatta bulunuyor. Şimdi bu bile zaten olayın nereye gittiğini, nasıl olduğunun, ucunun nereye yetiştiğini gösteriyor. İkinci olarak da Sedat Peker organize suç örgütünün başı olabilir, ama Süleyman Soylu'nun televizyonda o özellikle milleti uyuttuğu o televizyon programında söylediği bir şey vardı, belki dikkat etmişsinizdir. Yani bizim işte kullandığımız bir takım aparatlar var, bunlardan biri spikerlik yaptı, yani konuşmaya başladı. Yani anlaşılıyor ki Sedat Peker aslında bir takım devletin içindeki bir takım güçler tarafından, formel devlet tarafından bir takım informel işlerde kullanılmış ki bu kadar içli dişli ve biliyor ve işin içinde olan bir adam. Bu bir. İkincisi de ve dikkat ederseniz aslında Süleyman Soylu çarşamba günü Fatih Altaylı'nın programına çıkacakken şart koştu, pazartesi çıktı. Pazartesi konuşmasından sonra Bahçeli kendisine sahip çıktı. Çarşamba günü de Cumhurbaşkanı kendisine bir şekilde sahip çıkmak zorunda kaldı ya da bırakıldı. Hal böyle olunca bu çerçeve içerisinde öyle görünüyor ki bundan sonraki videolarda belki biraz daha da işi ileriye götürerek işte kendisinin Cumhurbaşkanı ile ilgili söylemiş olduğu helalleşme ile ilgili neyi gündeme getirecekse onunla ilgili o helalleşme dediği şeyin bir hesaplaşma biçiminde olacağını da herkes tahmin ediyor. Burada irdelenmesi gereken olay şudur. Yani Türkiye neden bu hale geldi, getirildi? Hem yurt içinde hem de yurt dışında şimdi bir takım, evet, güçlerin eline bir takım kozlar verildi. Bugün yargı harekete geçmiyorsa yarın geçmeyeceği anlamına gelmez bunlar. Bugün uluslararası güçler harekete geçmiyorsa yarın bunlar harekete geçmeyecek anlamına gelmez. Dolayısıyla burada önemli olan birkaç tane nokta var. Bir kere bu noktada özellikle takibi bırakmamak lazım. Yani genelde biz şimdi bunu bir dizi gibi izliyoruz ve bir süre sonra bu taktikleri bilenler bunu unutmaya bırakıp zaman içerisinde nasıl olsa bu geçip gider ve bu bir anlamda
üstü örtülür. Bu asla yapılmamalı. Burada muhalefete özellikle büyük bir görev düşüyor. Hocam bir yandan da şunu diyebilir miyiz? Şunu dilemek de hakkımız değil mi? Ah keşke bir de ülkede bağımsız bir yargı olsaydı. Kesinlikle. Yani şimdi bakın, bugüne kadar bir savcının harekete geçmemesi manidar değil mi? Şimdi deniliyor ki ya Peker'e mi güvenilecek? Şimdi diyelim ki bir katil katildir ama bir adam daha öldürdü, gitti kendini karakola ihbar etti. Ben bir kişi daha öldürdüm. O adam katildir diye onun ihbarı kabul edilmeyecek mi? Araştırılmayacak mı? Yani bir adamı daha öldürdüğüne dair bir ifşaatta bulunmuyorsa kale alınmayacak mı? Üstelik de Peker gibi iktidarla içli dişli olan ve iktidar adına mitingler yapan ve iktidar adına efendim korku saldığını söyleyen, ki o dönemlerde de zaten o ifşaatlarda anlaşılıyordu. Şunu söylemek istiyorum. Peker anlattı diye elbette ki biz onun her dediğini kabul etmek zorunda değiliz. Ama bunları Peker anlattı diye de bunları soruşturmamazlık da edemeyiz. Yani sonuç itibariyle işin bizzatı içinde olan bir insanın ifşaatlarıdır ve bunun üzerine gitmek gerekir. Bir nokta bu. Diğer bir nokta da sanki muhalefet şeyin iktidarın içinde de işte bundan haberi olmayan vesaire bir yapı varmış gibi derz ediliyor. Hayır. İşte Alaaddin Çakıcı çıktığında Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili bir takım tehditlerinde bulunduğunda üstüne gidildi mi? Çubuk'ta linç etme girişimi içerisinde bulunduğunda onunla ilgili bir değerlendirme yapıldı mı? Bugün işte mendakka dukka, yani dün onlara sesini çıkarmayanlar bugün bunun da üstünü örterlerse bu gelecekte üstü açılmayacak, bunun hesabı kitabı görülmeyecek anlamına gelmez. Evet. Şunu söyleyebilirim, bir demokratik devleti bir bürokratik otokratik devletten ayıran temel unsur hesap verilebilirlik, denetlemelik ve şeffaflıktır. Eğer bir yerde şeffaflık yoksa, hesap verilebilirlik yoksa, yapanın yanına kar kalıyorsa orada demokrasiden bahsedilemez. Orada hukuktan bahsedilemez. İşte orada mafyadan, çetecilikten bahsedilir ve nitekim bugün onlarla karşı karşıyayız. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde işte bizzatihi kendisi ifşa etti. Freud'un dediği gibi bu bir dürt sürçmesi değil. Ben olmasaydım başka mafya çökecekti dediler. Evet. Bir marina için. Peki devletin hukuku, hakimi, savcısı, kolluk kuvvetleri, güvenlik güçleri yok mu? Bir diğer nokta da Sedat Peker niye peki araştırmalar yapılıyor? Halkın %70'i 80'i bir mafya liderine inanıyor. Maalesef devletin, iktidarın yetkili organlarına, İçişleri Bakanlığı'na inanmıyor. İşte dün evvelsi gün açıklanan bir takım ifşaatlar söz konusu. Neden? Çünkü potansiyel olarak bu kişinin bu işlerin içinde olduğuna herkes inanıyor. Evet. Herkes biliyor ve görüyor ve geçmişten evet. de bir deneyimimiz var. Zaten bir itiraf var. Yani evet, ben kirli iş çevirmiştim ama bilgi dahilinde çevirmiştim ve birileriyle birlikte çevirmiştim. Hocam çok şimdi kısaca beni toparlayalım lütfen. Beni harcıyorsunuz, beni efendim dairenin dışına attınız. Madem öyle ben de konuşacağım diyor. Şimdi artık bence iş işte pazarlık falan filan diyorlar ama iş o noktayı aştı. Hem ulusal hem uluslararası düzeyde, hem de siyasetin ne hale geldiğini göstermek açısında, evet. hem de yargının hakikaten kamu vicdanını zedeleyecek bir derecede en ufak bir şeyle ilgili dava açan savcılar, yargıçlar nerede? Gazeteciler hapiste, insanlar yargılanıyor, insanlar bir tweet attı diye sorgulanıyor, hapse atılıyor ama günlerdir tecavüzden bahsediliyor, eroin kaçakçılığından bahsediliyor, dolandırıcılıktan bahsediliyor, gazetecilerin infazından bahsediliyor, bakanların mafya ile olan ilişkilerinden bahsediliyor. Kimse bununla ilgili bir soruşturma yapmıyor. Mesela bir soru sormak isterim. İçişleri Bakanı Soylu diyor ki benim zamanımda verilmedi. Peki kendisi 4 yıldır bakan ama 3 defa uzatılmış. Madem öyle niye uzattın? Evet. Diyor ki kendisi, efendime söyleyeyim, o bana bilgi sızdırdı. Bilgi sızdırdığını söyleyen adamı da ifşa ediyor, ismini veriyor. Evet. Peki hocam, neden bu adam çağrılıp da ifadesi hocam, verilmiyor? Hocam kısaca toparlayabilir miyiz? Süremizin sonuna geliyoruz lütfen. Peki. Yani şunu söylemek istiyorum Zafer Bey. Günlerdir
adeta bir dizi izler gibi bunları izliyoruz. Burada önemli olan birkaç nokta var. Bir, bu iddialar çok önemli. Bunların üstü örtülmemeli. İki, bir iddia çıktıktan sonra önceki iddialar unutulmamalı. Yani birinci, ikinci, üçüncü videodaki iddialar şimdi tartışılmıyor. Üç, evet 30-40 sene önceye gidebiliriz ama korkarım bu işi sulandırır. Yani her şeyi karman çorman edersek birkaç şeyin içinden de çıkamayabiliriz. Onun için meseleleri sıraya koyup en acil, en önemli, en güncel olanların üzerine giderek gereği yapılmalı. O diğer olayları da peyderpey savcılar, hakimler soruşturmalı. Peki. Bir diğer önerim de muhalefetin cesur davranması ve gerekirse sivil bir takım girişimlerle Susurluk döneminde olduğu gibi bu pisliklerin, bu mafya, siyaset, bürokrasi, ticaret ilişkilerinin bir daha yaşanmaması, Türkiye'nin gelecekte çocuklarımızın güzel bir Türkiye'de yaşaması için üstüne gidilmesi lazım. Peki. Eğer bugün üstüne gidemezsek bu işin yarın çok daha beterleriyle karşı karşıya kalabiliriz. O zaman da işten geçmiş olur. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar efendim.